Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay ve hızlı tığ işi kare motiften bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bebek patiği 6-12 aylık bebekler için uygundur. Ve modelin anlatımını yaparken anti-peeling özelliğe sahip bebe yünleri kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile patiği öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden patiğin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 40 adet zincir yaparak başlayalım. Adet zinciri yaptım. 1, 2 ve 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yarım trabzan yapalım. Yan yana toplam 38 adet yarım trabzan yaptım. 2 adet zincir. Deseni çeviriyorum. Ve ilk boşluktan başlayarak yan yana toplam 19 tane yarım trabzan yapalım. Şu an 18 tane yarım trabzan yaptım ve 19. yarım trabzanı yaparken bir sonraki renge geçiş yapacağız. Son 3 ilmeği birlikte ikinci renk ile kapatacağız. Şimdi pembe ipi de alttan yürütmeye devam ederek ve sonraki boşluktan itibaren koyu pembe ile de toplam 19 tane yarım trabzan yapacağız. Ve 19. trabzanı buradaki zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlayacağız. 19. trabzanı yaparken tekrar pembe renge geçiş yapacağız. Ve pembeyi tığın üzerine alarak 2 adet zincir deseni çeviriyorum. Koyu pembeyi alttan yürüterek sıra sonuna kadar İlk boşluktan başlayarak toplam 38 adet yarım trabzan yapalım.
Sıranın sonuna geldim. Son iki tane ilmek kaldı. Ve 38. yarım trabzanı ise buradaki zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlıyorum. Pembe rengi yukarıya taşımaya devam edeceğiz. 2 adet zincir ve deseni çeviriyorum. Pembe renk ile toplam 19 adet yan yana ilk boşluktan başlayarak yarım trabzan yapalım. 18 tane yarım trabzanı yaptım ve 19. yarım trabzanı yaparken koyu pembe renge geçiş yaparak bu kez açık pembe rengi alttan yürüterek yan yana sonraki boşluktan itibaren 19 tane yarım trabzan yapacağız. Koyu pembe ile toplam 17 tane yaptım. Şu an 18. yarım trabzan ve 19. yarım trabzanı ise zincirin tepesine yapacağız. Ve son 3 ilmeği birlikte kapattım. Koyu pembeyi yukarıya taşımaya devam edeceğiz. 2 adet zincir. Tekrar deseni çeviriyorum. Ve koyu pembeyi alttan yürüterek ilk boşluktan itibaren yan yana 38 adet yarım trabzan yapacağız. Ve bu şekilde deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Her iki sırada bir desen kendisini tekrar etmekte. Sıranın bir tanesinde sadece açık pembe renk kullandım. Diğer sıranın 19 adet yarım trabzanını açık pembe, 19 adet yarım trabzanı ise koyu pembe ile tamamladım. Tam bir kare elde edene kadar deseni kaldırmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, tam kare olana kadar deseni bu şekilde kaldırdım ben. Ve toplam 24 sıra yaptım. Sizin kullanmış olduğunuz tığ numarasına, iplerin kalınlığına ve inceliğine göre buradaki sıra sayısı değişebilir. Önemli olan vermiş olduğum santim ölçüsüne uygun olarak bir kare elde etmeniz. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 14,5 santimetre. Buradan da ölçtüğümüz zaman yine 14,5 santimetre. Ve üçgen katladığımız zaman da tam bir kare elde etmiş olduğumuzu görebilirsiniz. Burası desenin ön yüzü. Burası arka yüzü diye bir şey yok. Her iki yüzde aynı görüntüye sahip. Şimdi patiğin dikme aşamalarına geçeceğiz. Ve şu şekilde burası son ipi kopartmış olduğum nokta. İkiye katlayalım. Bu noktada 8 santimetrelik bir alanı boş bırakacağız. Boğaz bölümü için katladığımız zaman tamamen pembe renk boğaz kısmını oluşturacak. Arka tarafını dikeceğiz. Yaklaşık 1 santimetrelik bir alanda zikzaklar oluşturarak dikmeye devam edeceğiz. Parmak uçları için de 7 santimetrelik bir alandan sonra buradaki üçgen alanı ikiye katlayarak hem üst tarafı hem de alt tarafı dikeceğiz. Dilerseniz patiği bu şekilde de dikme işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman da iki renk kullanmış olduğumuz alan ön tarafa gelecektir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz yönde dikebilirsiniz. Haydi şimdi patiğin dikim aşamalarına geçelim.
Evet, patiğin tüm dikim aşamalarını tamamladık. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Patiğin arka tarafı, topuk bölümü. Ve parmak uçları ile taban bölümü de bu şekilde. Böylelikle patiğimizin tüm dikim aşamalarını da tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.